Merhaba, ben Mustafa Karaca. Bu videomuzda SolidCAM iMechanic'te bir program yapacağız ve bu yaptığımız programı da gerçek olarak CNC işleme merkezinde bu parçayı işleyeceğiz. iMechanic'le bu parçaya 12 çapında bir freze ile tek seferde dalacağız. Burada bunun derinliği 10 mm. Bir sonraki videomuzda ise 20 mm derinliğinde dalıp tek seferde o havuzu nasıl boşalttığını göreceksiniz ve canlı olarak. Şimdi iMechanic nedir? Nasıl çalışır? Çalışma mantalitesi nedir? Biraz bundan bahsedeyim size. iMechanic bizim parçamızın malzemesine göre ve bu parçayı işleyen takımın çapına göre otomatik olarak takım yolu ve bu takımın devrini ve ilerlemesini parçaya ve parçanın geometrisine en uygun şekilde hesaplayarak, yani arkada müthiş derecede bir mühendislik çalışması yaparak takım yollarını kendisi otomatik ayarlıyor. En güzel tarafı devir ve ilerlemeyi ve takım yolunu kendisi en uygun şekilde ayarlıyor ve bizim takımımızın ömrünü uzatıyor. Parçamızın üzerindeki yükü azaltıyor. Dolayısıyla aslında can alıcı noktası, bunların hepsini bir tarafa bırakıyorum. En can alıcı noktasına gelince, normalde bu parçayı havuz komutuyla işlediğimiz zaman ortalama bu parçanın süresi 13 dakika ile 15 dakika arasında çıkar. 13 dakika ile 15 dakika arasında çıkan parçamın havuzumun genişliği 300 mm, uzunluğu, genişliği ise 80 mm, derinliği de 10 mm. Ama biz bunu iMechanic komutunun kullanarak, yani SolidCAM iMechanic özelliğini kullanarak bu parçaya program yaptığımızda bu süre tamamen 4 dakika 35 saniyede tamamlanmış olacak. Şimdi gelelim bunu iMechanic'te nasıl yapıyoruz? SolidCAM'e geldim. Buradan diyorum ki freze, yeni bir parça oluşturuyorum. İlk önce parçamızın bir sıfırını ve kütüğünü tanıtalım. Daha sonra iMechanic özelliklerine geçeceğiz. Burada ben bu parçayı hangi tezgahta işleyeceksem buradan gelip o postumu seçiyorum. Zaten buranın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Kullanıcılar, en azından SolidCAM aktif olarak kullananlar biliyor. Ben şimdilik buradan ne seçeyim? Aslında bunu ben FADAL kontrol edicisine sahip bir tezgahta işleyeceğim ama onun da bende post olmadığı için ve bu da FANUC'la aynıymış, öyle olduğunu öğrendim. O yüzden ben FANUC dosyasını, FANUC postunu seçiyorum buradan. Bulabilirsem bir tane post. FANUC 3X, tamam. Yok, bu da çalışmıyormuş. Peki. Şu postu aldım. Tamam. Referans tanımlayalım. Şurayı biraz büyütelim. Buradan kütüğün üst orta noktasını, yani şu parçamın en üst orta noktasını sıfır olarak tanımladım. Parçamın G54 sıfırı burası olacak. Şu çizgiyi izliyorum. Bunda bir işim yok. Şimdi stok parçamı gösterdiğimde, şöyle göster dersem, şöyle dolu bir kütük. Bana bu parça bu şekilde gelecek ve ben şuraya havuz açacağım. iMechanic komutunu kullanarak. Şimdi SolidCAM işler ve buradan gelip SolidCAM iMachine'e gireceğim. Şuradan 2D yapmıştık. Bu parçam benim iki boyutlu. Sadece X'te ve Y'de, bir de Z'de kesim yapabileceğim bir kesim olduğu için 2D iMachining'i seçiyorum. 3D iMachining, eğer parçam biraz formlu şekilli bir şey olsaydı, yani kalıp gibi bir parça olmuş olsaydı, 3D iMachining'i kullanacaktım. Ama parçamın geometrisi, yapısı gereği 2D iMachining komutuna giriş yapıyorum. Şimdi burada iMachining bana soruyor. Diyor ki sen bu parçayı hangi tezgahta, bu tezgahın maksimum spindle devrine veya maksimum ilerlemesine, bunları soruyor bana. Diyorum ki şuradan yeni örnek verelim. Ne diyelim? Bir CNC ismi girelim buraya. Dosan diyelim.
Özel bir sebebi yok. Aklıma bu geldiği için Doğusan diyorum. Diyorum ki bu Doğusan tezgahımın benim maksimum 8000 devri var. Özür dilerim 7500 devri var. Ve maksimum da X'te ve Y'de 10.000 ilerlemeye çıkabiliyor. 10.000 ilerlemesini de yazdım. Dedim ki burasını boş bırak, şey bırakıyor, olduğu gibi bırakıyorum. Zaten başka bir seçenek girme şansım yok. İlerleme de X'te ve Y'de maksimum ilerlemeyi ve maksimum devri hesaplayarak otomatikmen kendisi belirleyecek. Spindle gücümü de yani spindle kaç kava? Diyorum ki benim spindle'ım biraz güçlü ve diyorum ki 28 kava bir spindle gücüm var. Sizin spindle'ınız 14 kavaysa buraya 14 kava yazın. 7,5 kavaysa buraya 7,5 kava yazın. Neyse doğrusu buraya onu yazın. Burası çok önemli. Burada vermiş olduğunuz bilgilere göre arkadaki parçanın yani şu parçanın devrini, ilerlemesini, takım yolunu tamamen buna göre ayarlayacak. Yani sizin şurada vermiş olduğunuz devir, ilerleme ve spindle kavasına göre ayarlayacak. Şimdi işleme seviyesi burada karşımıza çıkıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Teknoloji kısmı da karşımıza çıkacak. Buradaki işleme seviyesi demek parçanın bu parçaya ne kadar agresif davranacağını buradan belirliyoruz. Yani atıyorum işte yana kayarak buradan 1 milim 1 milim kesiyor. 3 seviye işleme seviyesi 3'teyken yana kayarak işte 1 milimetre 1 milimetre kesim yapıyor. Gelip ben buna işte 6'ya çekersem yana bu sefer 2 milim 2 milim kayacak veya 3 milim 3 milim kayacak. En sona çekersem de muhtemelen takımın %75'ini kullanarak yana kayarak işlem yapacak. Ben bunu 3'te bırakıyorum. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum. Ve geldim. Burada da hiçbir işim yok. Ölçü sistemim metrik ve diyorum ileri. Dedim ki benim şu arkada kesecek olduğum malzeme 4140 veya CK45. Şu altta karşıma geldi. Şuradan C45 seçelim. Dedim ki bu parçam benim C40 malzeme özelliğine sahip ve takımın devrinin ilerlemesini bunu düşünerek de hesaba kat dedim. Ve buradan son dedim. Şimdi geldi karşıma işte Ay Meşinik. Diyor ki bana ilk önce bu takım nerede kesim yapacak? Diyorum ki ben de şu sınırlar arasında kesim yapacak. Burayı sabit set dedim ve kapattım. Dedim ki aha işte parçam şu seçmiş olduğum kırmızı çizginin içerisinde çalışacak. Burayı boşalt. İşimin üst düzlemi burası. Onayladım. Derinliğim ise burası. Onayladım. Buradan da onayladım ve çıktım. Takıma geldi sıra. Tanımla. Yeni bir takım ekle. Parmak freze. Ve bu parmak frezemin çapı 12 mm. Şurası önemli. Helis boyumuz önemli. Benim parmak frezemin helis boyu 26 mm geliyor. O yüzden buraya 26 yazdım. Ve bu takımım da 4 ağızlı. Gerçi buradaki değerim çok önemli değil Ay Machine için. Ama ben nasıl diyeyim, bir alışkanlık, benim bir stilim bu. Ben her zaman burasını Solidcam dikkate almasa bile kullandığım takım kaç ağızlı ise buraya bunu belirtiyorum. Onayladım. Bu arada Ay Machine'de bağladığınız takımın tutucusu Weldon olursa iyi olur. Weldon'unuz yoksa da rulmanlı dediğimiz bir tutucu var. Biraz daha rigid tutuyor parçayı. O şekilde olsa daha iyi olur. Bakın bilgi kısmına geldiğimde ilerlemem ve devrim kilitli. Görüyor musunuz? Bunu benim malzememin cinsine göre, takımımın çapına göre ve işleme seviyemi az önce hatırlarsanız 3 seçmiştim. Onun bütün bunları düşünerek parçama verdiği maksimum devir 6657. Maksimum ilerleme ise X ve Y'de 4236. Eğer siz inat edip ısrarla bunu değiştirmek isterseniz o zaman büyük bir hata edersiniz. Bırakın bunu. Solidcam sizden daha iyi düşünüyor. Buraya herhangi bir değer girmeyin. Bırakın her şeyi Solidcam'a bırakın. Siz sadece ondan istenenlere girin. Geri kalanını tamamen Solidcam'a bırakın. Tekrar söylüyorum. İnat edip buraya aktif edip gelip buraya kafanıza göre değerler yazmayın. Evet. Soğutucu kısmı aslında Ay Machine'in soğutma sıvısından ziyade hava kullanması tercihtir. Sebebi ise havanın da aslında takımı soğutması değil,
Takım oradaki kesmiş olduğu talaşları takımın ucundan uzaklaştırmak için havayı kullanıyoruz burada. Yani tabii sizin havanız yoksa tezgahınızda suyunuz vardır. Ne bileyim işte basınçlı bir su vardır. O basınçlı suyu da uzaklaştırabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama en ideali hava. Su da olabilir. Benim tezgahımda hava yoktu mesela. Hava tabancasıyla. Biraz sonra videoda göreceksiniz. Hava tabancasıyla elimle hava tutarak işlem yaptım. Şimdi takımımızı belirledik. Seviyeleri zaten az önce girdik. Teknoloji. Bakın burada işleme seviyesi burada da karşıma çıktı. Ben bunu çoğaltıp bakın ön izlemeye dikkat edin şurada. Bakın ben bunu artırdıkça takımın ucundaki paso miktarı artıyor. Düşürdüğüm zaman takımın ucundaki paso miktarı da düşmüş oluyor. Adım sayısı 1 otomatikte bıraktım. Tek seferde dalış yapacak ve 10 milimetreyi yana kayarak işlem yapacak. Siz kullanıcı tanımlı derseniz eğer bu 10 milimetreyi 2'ye, 3'e veya 4'e bölebilirsiniz. Teknoloji kısmına geldim. Diyorum ki ben bu takımdan sonra finish yapacağım ve duvarımda da bana 10'da 3 paso bıraksın veya %25 paso bıraksın. Tabanda paso da bırakabilir. Ben bırakmak istemiyorum. Taban çok önemli değil benim için. Yan duvarlar önemli. O yüzden yan duvara paso bıraktım. Bu arada burada bırakmış olduğunuz 0,25 toplamda 10'da 5 yapar. Yani yarım milimetre paso bırakmış olursunuz. Atıyorum bizim burası 80 milimetreydi. 0,25 paso bıraktığım için 79,5 milimetre bir ölçü olacak burada. Yani 0,25 burada paso bırakıyor. 0,25 de burada paso bırakıyor. Toplamda yarım milimetre paso kalmış oluyor. Burayı çok karıştıranlar var. Burayı da özellikle değinmek istedim. Şimdi kanallar. Parçam da eğer bir ada olmuş olsaydı tabii neyse SolidCam şeyini çok geçmeyeyim. Zaten bununla ilgili ben detaylı bir şekilde eğitim seti hazırladım. İsteyenler bana bu videonun altında açıklama kısmının yorum kısmından ulaşabilir. Çok uzun tutmamak istiyorum süreyi. Geldim her şeyi seçtim. Yani her şeyi seçtim derken sadece takımın çapını seçtim. İşin üstünü ve altını seçtim. O kadar. Hesapla diyorum. Diyor ki detaylısını kontrol edin. Demek ki benim seçmiş olduğum postun diviri buna yeterli değilmiş. Hemen postumu şuradan değiştireyim. Başka bir post çağırayım. Şöyle aşağılara bakalım. Burada bana hata vermeyecek bir post bakıyorum. Şu Fadal Siemens olsun. Onayladım. Devam et. Tekrar açtım işimi. Ve hesapla diyorum tekrar. Şimdi hesaplıyor. Herhangi bir problem yok. Evet. Hesaplamamız bitti. Simülasyon dedim. Çalıştırıyorum. Bakın. İlk önce kendine helis yaparak bir yol açıyor kendine. Yani takımın helis boyunun yettiği yer kadar bir yer açıyor kendine. Sonra tabana indiğinde en uygun devire çıkaracak ve yana kayarak işlem yapacak. Takım yolumuz bu şekilde. Çıktım buradan. Bunun bir de G kodunu çıkartıyorum. Bakın G kodumuz da bu şekilde. Bakın sürekli ilerlemeler değişken görüyor musunuz? Bu ilerlemeleri neye göre değiştiriyor SolidCam? Parçanın geometrik yapısına göre. Neyse, çıktım buradan. Şimdi bu postu alıyorum. Tezgahıma atıyorum. Parçamı sıfırlayıp çalıştırıyorum. Şimdi buraya dikkat edin. Şöyle yapalım. Videomuzu açalım bunun için. Ben attım parçayı tezgaha. Yani şey program attım tezgaha. Parçayı da bağladım ve şimdi canlı kesime geçiyoruz. Thank you.
Tamam, hava tut. Kaba. Şimdi de finish atacağız buna. Takımı çıkar. Takımı al bakalım. Evet, takımı tutabiliyorum. Herhangi bir deformasyon, herhangi bir törenme, kırılma yok.